Abdülhamit Han'ın en derin sırlarından biriydi. Onu bulmak için en iyi istihbaratçılarını, uzmanlarını görevlendirdi. Ve sonunda Medusa'ya ulaştı. Yıl 1456. Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna Venedik'ten İtalyan asıllı bir heyet geldi. Ellerindeki ağırlığınca hediyelerle araya hatırlı kişileri, elçileri aracı yaparak sultanla ısrarla görüşme talep ettiler. İlk başta görüşme talepleri reddedilse de Vezir-i Azam'a konunun Sultanahmet'te bulunan yere batan sarnıcı ve içindeki hazine olduğu anlatıldı. Huzura çıkan İtalyan anlatmaya başladı. Yere batan sarnıcının içerisinde bir hazine var. Bu altın, gümüş, mücevher gibi maddi değeri olan bir şey değil. Hazine özel yapılmış bir lahit ve lahdin içindeki ceset. Yarı insan, yarı yılan. Onun adı Medusa. İşte sultanım, Medusa'yı istiyoruz. Aradan geçen asırlar gizemle doluydu. Fatih'in Venedik'ten gelen, Hristiyan değil pagan olduğu tahmin edilen elçilere ne yanıt verdiği hiçbir zaman bilinmedi. Esrarengiz tarih bir kişinin daha zihninde merak uyandırdı. Sultan Abdülhamit, konuya ait tüm evrakları toparlattı, inceledi, ehillerini araştırmaları için talimat verdi. Hatta Yıldız Teşkilatı'nın en önemli isimlerini görevlendirdi. Gizemli olaylar büyük ilgi alanıydı sultanın. Sherlock Holmes hikayeleriyle Homeros'un İlyada ve Odysseus'unu okurdu. Yere batan sarnıcının sırlarla dolu İstanbul'un 1001 noktasına uzanan dehlizlerine girildi. Bizzat Abdülhamit Han katıldı Medusa'ya gidilen araştırmaya ve izine ulaşıldı. Lahit tonlarca ağırlıktaydı, kapağı indirildi. İçinde gördükleri şeye inanamadılar. İnsan başına benzeyen, kıvrımlı dev bir yılan mumyası vardı karşılarında. Abdülhamit Han bir fermanla lahdin derhal korunmaya alınmasını, görülen bu lahdin ve içindeki yaratığın kimseye anlatılmamasını emretti. İstişare için derin ehli ulema ve gönül gözü açık kişilerle gizli bir toplantı yaptı. Lahit gün ışığına çıkarıldı ancak içindeki ceset gizlendi. Abdülhamit Han bu cesedin neye ait olduğunu öğrenmek için yurt dışından ünlü bir biyolog bilim adamı getirdi. Sunulan raporda şu ibareler vardı. Bu bozulmaya başlamış olan dev görünümlü, insan başına benzeyen yılan gibi kıvrılmış bu yaratık muhtemelen dinozor çağından kalan dev bir yılan veya dinozora benzeyen bir varlık. Tonlarca ağırlıktaki bu lahdi devrin en güçlü hamal ve tulumbacıları urganlarla 1001 güçlükle gün yüzüne çıkarıp bugünkü Fatih Camii'nin avlusuna götürüp halka kısa bir süreliğine teşhir etti. Sultan Abdülhamit Han'ın emriyle lahdin resmi çekildi ve devrin gazetelerinde yayınlandı. İçindeki Medusa'nın nerede olduğuysa Abdülhamid'in sırlarından biri olarak hala gizemini koruyor.